Bu olayı 1995 yılında Medine'de çocukken bizzat yaşayan ve şu anda ülkemizde bir hastanede doktor olarak görev yapan Muhammed Sami Demir'den alıntı olarak sizinle paylaşıyorum. Sene 1995, haç mevsimi. Her haç döneminde ravza temizlenir, boyanır, onarılır. Olaydan bir gün önce Hintli Müslümanlarla Medineliler arasında hizmet yüzünden kavga çıktı ve Hintlilerin tamamı sınır dışı edildi. Ve Medine'nin önde gelen ailelerinin çocukları temizlik için seçildi. Temizlik esnasında denildiği üzere havalandırma penceresinde güvercin ölüsünü görüyorlar. Ama yetişkin birisinin içeriye girmesi zor. Sopayla almayı deniyorlar, o da olmuyor. Ve bizim Medine'de bir şeyhe başvuruyorlar. O da bir çocuğun abdest aldırın, onu koyun alsın çıksın diyor. Reşat isminde bir abi bizi yanına çağırdı. Anne tarafından ben Medineliyim. Annem ben doğarken vefat etmiş. Bize kimin annesi izin verilir diye sordular. Ben de benim annem orada yatıyor dedim. Cennetül Baki'yi göstererek ve beni çıkarttılar. Ben pencerede ilerlerken bir ışık gördüm ve çok güzel bir koku geliyordu. Karnım da bayağı bir açtı. Yemek var zannıyla ve çocuk aklıyla kokuya ilerledim. 5 kişi oturuyordu. Birisi tahta oturuyordu. Yüzü ay gibi parlıyordu. Diğer 4 kişi ise sandalyede oturuyorlardı. Yanlarında ise hizmet edenler vardı. Ama yüzleri belli değildi. Önlerinde ise üzüm dolu kristal bir kase vardı. Ben o 4 kişiyi yani Ulefa-i Raşidin'i görünce korktum. Tahta oturan, yüzü ay gibi parlayan, nur yüzüne bakmaktan kendini alamadığım sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gel evladım dedi. Ben de şaşkınlık ve merak içinde gittim. Her gittiğimde o mis kokusu biraz daha artıyordu. Yaklaştım, yaklaştım ve sevgili Peygamberimiz bana ne işin var yavrum burada deyince dışarıdaki amcalar gönderdi. Şuradaki kuşu alıp çıkacaktım. Ama bu mis gibi kokuyu duyunca geldim dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Mübarek dişleri inci gibi parlıyordu. O nura, o güzelliğe bakmaktan kendimi alamıyordum. Bana karnın aç mı diye soru verdi. Evet dedim. Ortadaki kristal kasedeki üzümden verdiler. Sonra adımı sordu. Muhammed Sami dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim adım da Muhammed dedi. Bu Ebu Bekir, bu damadım Ali, bu Ömer, bu da damadım Osman dedi. Ve hepsi beni sırasıyla öptüler. Peygamberimiz de mübarek elleriyle yanaklarımı okşadı ve hafifçe sıktı. Elleri yumuşacıktı ve çok güzel kokuyordu. Yanaklarıma onun mis kokusu sinmişti. Sanki zaman durmuştu. Hiçbir şey gözüme görünmüyordu. Ayrılmak da istemedim. Ve bana, Muhammed sana bir şey diyeceğim dedi. Ben yüzüne bakmaktan kendimi alamıyordum. Sadece dinleyebiliyordum. Bana dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, buradan çıkınca dışarıdaki amcalarına de ki, insan ayrımı, ırk ayrımı ve mezhep ayrımı yapmasınlar. Birlik, beraberlik içinde olsunlar. Bütünleşsinler. Allah'ın emir ve yakınlarına uysunlar. Ve de ki, Peygamberiniz ümmetini yani sizleri çok seviyor. Müslümanları çok seviyor. Ne zaman darda ve sıkıntıda akıllarına beni getirirlerse ben onların yanındayım. Ben ise hayatımda o günden sonra hiç üzüm yemedim. Çünkü dünyada yediğim en tatlı ve en lezzetli yemek oydu. Hayatımda öyle güzel bir koku hiç duymadım. Öyle güzel bir tebessüm görmedim. Ben elimde üzümle o mübarek yerden çıkınca merak içinde bana sordular. Yanağındaki kızarıklık ne? Senden gelen bu mis gibi kokuyu nerede sürdün? Bu üzümü sana kim verdi? Kuş nerede?
neden bu kadar geç çıktın? Ben de anlattım ve oradaki herkes kabire girdiler. Koku aynıydı ama ortada ne taht ve ne sandalyeler ne de üzüm dolu kristal kase vardı. Sadece kandiller vardı. Bu olayı yaşayan kardeşimiz bir de isteği var bizlerden. Bu yazıyı okuyanlara selam olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidenlere selam olsun. Eğer tam metni paylaşacaksanız herkesten peygamberimize hediye 1000 salavat isteyin. Ve bunu paylaşın ki herkes duysun, bilsin. Selam ve dua ile.